Tekrar sizlerle birlikteyiz. Efendim bu akşam Demokratik Sol Parti Genel Başkanı Sayın Masum Türker'i konuk ediyoruz. Bu akşam Türkiye'nin iç meselelerini konuşacağız. Türkiye'nin dış meselelerini konuşacağız. Türkiye'deki gündemi konuşacağız. Akil insanları konuşacağız. Demokratik Sol Parti'yi konuşacağız. Hoş geldiniz Sayın Türker. Efendim siz sevgili izleyicilerimizle programımıza katılabilmek için TV2000 yazıp bir boşluk bırakıp 3929'a SMS yoluyla Sayın Türker'e sorularınızı yöneltebileceksiniz. Efendim hemen yeni bir gündemle sizlere şöyle bir soru yöneltmek istiyorum. Hani derlerdi ya Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki vekiller uzlaşamaz, partiler anlaşamaz ama yeni bir gündem, dört parti uzlaştığı tek konu, kendi çıkarları nasıl değerlendirirsiniz bunu? Dün Ben mecliste baktım şöyle çok fazla yeni bir çıkar yok. kendi çıkarları ama. İşte kendi Yani evet. çıkarları da fazla görmedim. Bir tek orada eskiden şu anda kullandıkları kırmızı pasaportu devlet içinde yalnız başbakan yardımcıları, meclis başkanı, başbakan ve dışişleri bakanı kullanılıyor. Emekli olduktan sonra ya da ayrıldıktan sonra şimdi bunlara da aynı şeyi tanıyorlar. Şunu söylemek Geri istiyorum efendim. kalanları sanıyorum yeni bir ekonomik şey getirmiyor. Yani medyada okuduklarım kadarıyla. Hayır, basına yansıdığı kadarıyla dört partinin uzlaştığı tek yasa diyor. Demek ki Ama ya uzlaşınca uzlaşıyorlar. uzlaşıyorlar daha belli değil bu. Öyle Yani mi? şu anda vermişler. Efendim Daha yine evvel de uzlaştılar, sonra değiştirdiler. Yani bu şimdi esas yasanın içini bilmediğim için çok fazla konuşamıyorum. Medyaya yansıtılan kısımda sanki yeniymiş gibi bir tek bu kırmızı pasaport şeyi gözüküyor ki o öteden beri var. Yani nasıl bir bürokrat yeşil pasaportunu kullanıyor, emekli olduktan sonra yeşil pasaporta devam ediyorsa milletvekiliyken kullandığı kırmızı pasaportu yani diplomatik hakkını milletvekili de sona erdikten sonra kullanacak. Başka bir yenilik şöyle getirmiyor. efendim ben konunun bir Şu içeriğine anda baktım yeşil da. pasaport kullanıyorlar. Yani müsteşar düzeyine iniyordu. Tekrar eski düzeyine getiriyorlar. Başka bu sıralanan şeyi de görmedim ama Şöyle ayrıntıda varsa bilemiyorum. Sayın Türker ben şöyle içeriğine bir baktım da kısaca protokollerdeki yerleri değişmiş. Bundan sonra vekil olmayanlar dahi bir dönem vekili yaptıktan sonra valinin hemen arkasında Ama şu protokol anda değil. zaten öyle. Bu Yeri 16. sırayı 9'a çıkıyor. Yani evet. önlerinde generaller vardı. Onlar arkaya geçmişler. Bürokratlar vardı. O bürokratları alıyor, tekrar eski haline getiriyor. Yani şu andaki mevcut milletvekiliyken bile bu emeklilikle ilgili değil, mevcut şimdiki Evet. milletvekili generallerin arkasındaydı. Şimdi onu generallerin önüne alıyor. Yani bir tur general milletvekilinin önünde yer alıyordu. Evet. Almayacak diyor yani. Yani sizce Yani gündem bunlar olacak bir şey mi yani aslında? şuradaki olan yapıda ek sıra bir şey yok ama esas yansımayan yasada bir şey varsa ona bakmak lazım. Evet. Yani ekonomik ya da bir şey getirmiyor. Şimdi bizim Türkiye'de milletvekillerin statüsü yoktu bugüne kadar. Evet. Emeklilik statüsü yoktu. Hani medya hep yansıyordu. Bunlar Evet. hep gerçeği yansıtmıyordu. Milletvekili statüsü yeni yeni oluşuyor. Ve bu oluşurken de böyle kolay oluşmuyor. Birbirlerine şimdi imza vermişler ama çok kısa bir süre sonra kendi işlerinde ayrışacaklar. Bazılarına itiraz edecekler. Ama esas yasa tasarısını görmek lazım. O başlıklara göre baktım ben yenilik olarak bir tek şey var. Yani kırmızı pasaport kullanma hakkını veriyor. Eskiden kırmızı pasaport görevi bittiği zaman yeşil pasaporta dönüşüyordu. Ona tekrar diplomatik kapıdan girmeyi sağlıyor. Sanıyorum da o ihtiyaç şuradan Evet. kaynaklandı. Bazıları şu anda bakan yardımcısı oldu. Evet. Bakan yardımcısı oldukları için kırmızı pasaport alamıyorlar eski milletvekili ise. Ya da başka görevlerde yer almak istiyor. Büyük ihtimalle oradan Herhalde onlarla ilgili. kaynaklandı ama o protokol yeri zaten 12 Eylül'e kadar öndeydi. Evet. 12 Eylül'den sonra o Milli Güvenlik Konseyi protokolü yeniden düzenlerken hep askeri kanadı öne çıkarmıştı. Bu öne çıkarılış yavaş yavaş değişiyordu. Demek ki bu dönem milletvekillerine sıra gelmiş. Yoksa eskiden o askeri kanat her açıdan en öndeydi. Bakanlar
ile ilgili olarak da aynı şey vardı. Kuvvet komutanları ile ilgili. Evet. Bu süreç içinde geçmiş dönemlerde değişti ama yazılı bir kurala bağlı değildi. Yani herhangi bir kanuna da bağlı değildi. Kararı alanlara ilişkindi. Ancak bunu söylediklerimi niye rahat konuşamıyorum? Çünkü tasarının içini görmek lazım. İçinde belki yansımamış, kendilerine ilişkin evet. gerçekten olabilir, onu bilemiyorum. Efendim yine hemen bugün gündeme düşen bir haberi sizlere sormak istiyorum. Siz bundan birkaç ay önceki bir televizyon konuşmanızda Sarıgül'ü partinize davet Yok, ettiniz. Etmedim. Ama hangi nereden aday olursa aday gösterin dediniz hayır, mi? Hayır, hiç demedim. Basına yanlış yansıdı. Yanlış yansıdı. Ama yani Sarıgül'ü aday gösterir misiniz dendi. Benim arkadaşlarım hayır diyor ama ben hayır diyemiyorum. Çünkü kurullara nereden, götürmek zorundayım. Yani nereden ben gene, isterse aday hayır, olabilir. Hayır, hiç öyle bir şey o demedim. O zaman basına yanlış yansıdı. Hiç fakat öyle bir Sarıgül'ün şey yine bugün bir yeni düşen gündeme bir haberi var. Dev Parti projesi bu partide işte Demokratik Sol Parti'yi, efendim Cumhuriyet Halk Partisi'ni ve kendi partisini birleştirip bu süreçte çok büyük bir demokratik buluşmayı sağlamamız gerekir diyor. Nasıl değerlendirirsiniz? Şimdi bir kere Sayın Sarıgül'ün partisi var. Evet. Yani partisi eski Yaşar Nuri Öztürk Bey'in Halkın Yükselişi Partisi. Şu anda kongrelerini de yapıyor. Ve mevcut olan bir parti var. Bir de o partinin daha adını değiştirmediği belki Türkiye bir de değişim hareketi var ama evet. yani aslında artık bunlar birbirinin içine geçmiş kadrolar. Hemen hemen birbirinin benzeri, aynı kadrolar. Şimdi böyle bir birleşme yaparım demesi biraz utopya. Neden utopya? Her partinin kendine ait kimliği var. Evet, muhakkak ki. Demokratik Sol Parti dağlı bir parti. Ve bizim kendimize ait özelliklerimiz var. Bu özelliklerimiz de nedir? Biz bir kere her şeyden evvel toplumun değerleriyle barışık bir partiyiz. Evet. Kurulduğumuzdan bu yana böyleyiz. Şimdi Halk Partisi'nin kendine göre kendi içinde defoları, çatışmaları var. İşte ayrışmaları var. Bizim duruşumuz belli. Biz ulusalcı bir duruşa sahibiz. Ve bu ulusal duruşumuzu sergileyerek Demokratik Sol Parti olarak yolumuzu ve yönümüzü belirlemişiz. Evet. Bizi bir araya getirme şeyi biraz utopya. Yani ben zaten getirmek evet. istiyorum diye okumadım orada. Getirmek gerekir, gerekir diyor. Evet. Bunlar doğru şeyler değil. Biz 2007 yılında bunun zararını gördük. Bizim böyle bir düşüncemiz yok. Biz Demokratik Sol Parti olarak yolumuza devam edeceğiz. Bize katılmak isteyen varsa gelsin diyoruz. Mesela şu anda Cumhuriyet Halk Partisi'nde rahatsız ulusalcı kimliğe sahip milletvekilleri var, arkadaşlar var. Onlar geldikleri zaman konuşuyoruz. Aralarında arzu eden varsa partimizde kabul edebiliriz. Ama bizim bu duruşumuzun dışında tamamen farklı ve çizgimizin dışında olan birileriyle de bir arada olmamız tabii mümkün zaten değil. Biz şu anda burada Demokratik Sol Parti'yi aslında konuşacağız. Tabii, tabii. Başka partilerle yani konuşmak. Yani böyle bir şey evet. olmaz. Şimdi yani. Bunları hep gazeteler yazar. Ben evet. baktım. Bir televizyonda iyi niyet olarak bir radyoya galiba evet. Rus radyosuna haberin şeyine baktım. Yani öyle bir şey yok. Evet. Kaldı ki şu anda herkes biliyor kamuoyunda. Sarıgül'ün bir partisi var. Evet. DSP var. CHP de kendi yolunda. Şimdi bu partileri bir araya getirelim de getirdik de ne olacak? Geçtiğimiz seçimde Sarıgül Partisi seçime girmedi. Biz girdik. Diğer sol partiler girdi. Halk medyada bu Kılıçdaroğlu rüzgarına kapılıp gidip oyunu oraya verdi. Ama oyunun da alabildiği limit sınır burası. Şimdi bu yapı Türkiye'yi zaten iki kutuplu iki partiye dayatmak isteyen ve emperyalistlerin Türkiye'yi daha rahat sömürebilmek için geliştirdikleri bir model. Eğer biz emperyalizme başkaldırıp ulusalcı duruşumuzu, çizgimizi ülke olarak, vatandaş olarak korumak istiyorsak o zaman herkes ben bu iktidardan kurtulayım düşüncesiyle bir yerde değil, ben fikrimin sahibi olmalıyım demesi gerekir. Mesela bakın geçmişte Bülent Ecevit ben fikrimin sahibiyim dedi. Evet. Barajı aşamadı, üstüne baskı geldi, sabretti, barajı aştı. Sonra yine üstüne geldi, bölündü, partinin bazı milletvekilleri götürüldü. Ama örgütler o kadar güzel çalıştı ki, parti o kadar güzel sahip çıktı ki 95 seçimlerinde solun birinci partisi evet. oldu.
derken Türkiye'nin birinci partisi oldu. Şimdi benzerini kim yaptı? Geçmişte rahmetli Erbakan yaptı. Erbakan %1'in altında oy aldı. Ama arkadaşlarıyla beraber inancını sürdürdü. Birlikteliğini korudu. Gereksiz yere bir çatışmaya girmedi. Yavaş yavaş yükseldi. Bugün o düşüncenin ürünü olan AKP %50'ye yaklaşan bir oyla iktidar koltuğunu işgal ediyor. Şimdi böyle hazırdan gel bir arada olalım dediğiniz zaman siyasette 2 artı 2 eşittir 4 ya da 2 çarpı 2 eşittir 4 olmuyor. Evet. Tam tersine küçülüyorsunuz ki bir örnek var ortada. Bu konuda örneğin SHP ve Halkçı Parti daha doğrusu SODEP ile birleşti, oyu düştü. Evet. SODEP, SHP, CHP ile düştü, birleşti, oyu düştü. 2007 yılında Demokratik Sol Parti büyük fedakarlıklarda bulundu, seçime girmedi, CHP arzulanan oyu alamadı. Bu tür söylemler, bu tür şeyler daha çok Türkiye'yi iki partili rejime mahkum etmek isteyen, kutuplaştırmak evet. isteyenlerin arzularıdır. Biz Demokratik Sol Parti olarak kesinlikle bunu reddediyoruz. Biz tam tersine ister sağdan olsun ister soldan olsun rahmetli Ecevit'in vefat etmeden evvel söylediği aynı şeyi biz söylüyoruz. Gelin sizi bizim partimizde bekliyoruz diyoruz. Evet. Efendim şu andaki Türkiye'nin yine gündeminde size bir soru yöneltmek istiyorum. Barış süreciyle ilgili başlatılan bir yılda Türkiye'nin gündemini adeta meşgul eden bir konu var, barış süreci. Buna bakış açınız nedir? Partinizin bakış açısı nedir? Olmalı mıydı? Geç kalındı mı? Ne söylemek Şimdi istersiniz? Şimdi bir kere biz barış kimle barış? Türkiye'de savaş mı vardı? Hayır. Bir kere önce onun adını koymak lazım. Türkiye'de bir terörist grup vardı. Evet. Ve bu terörist grubun bugüne kadar da çatışmalarda öldürdüğü insan sayısı kendi ırkından olan Kürt vatandaşlarımızı öldürmüştür. Evet. Yani bizim şehit olan askerlerimizin, şehit olan koruculardan çok daha fazla Kürtleri öldürmüştür. Kendisine biat etsinler, kendi örgütünü tanısınlar diye. Ve bu örgüt 2002 yılının sonuna kadar, hatta 2003 yılına kadar yoktu. Dağılmıştı ve Türkiye'de bir şehit cenazesi kalkmıyordu. Ama ne yazık ki mevcut olan iktidar, Amerika Birleşik Devletleri'nin Bülent Ecevit'in hayır dediği Irak'ın işgali projesine onlar evet dediler. Ve bu Irak'ın işgali projesi sonrası tekrar terör hortladı. Bunu da adeta bugünkü iktidar eliyle besledi. Nasıl besledi? Terörle mücadele eden askerlerin yetki alanını daralttı. Onları valilere bağladı. Operasyonlar kontrol altına alındı. Evet. Ve hatta bir keresinde Dışişleri Bakanı olduğu dönemde bugünkü Cumhurbaşkanımız aynen şu lafı söylemiştir. Biz aslında istersek askerlere halledin deriz, terörü bitirirler. Ama o zaman askerler büyük itibar kazanırlar. Askerlerin bu kadar itibar kazanıp güçlenmelerini istemiyoruz demişti. Yani bu realite var. Bu iktidar kendi eliyle olmayan terörü tekrar destekledi, hortlattı. Şimdi çözüyorum diyor. Peki çözümü siz biliyor musunuz? Ben şimdi size sorayım. Yani size tartışabilmek için şimdi bana deyin ki şu konuda kararlaştırmışlar. Bu çözüme karşılık yani askerlerin hani karışmasın bu gidişata olgusu dışında PKK geri çekilirken Türkiye ne taahhütte bulunmuş? Eyalet sistemi mi kurulacak? Türkiye'de çift dilli anayasa mı olacak? Türkiye'de Güneydoğu Doğu Anadolu'ya özellik mi verilecek? Bu konuları bilmiyoruz. Kimse bilmiyor. Hatta bunu aslında Başbakan'ın kendisi açıkladı. Grupta yaptığı açıklamada akil adamların bir çözüm bulacak ya da çözüm üretecek insanlar olmadığını, toplumun algısını değiştirme amacını güttüğünü söylüyor. Yani şimdi toplumun algısını değiştirmek isterseniz, bugün sabah reklam olsun diye de bir herhalde yeni bir kaseti çıkacak ya da CD'si çıkacak Sayın Ajdeh Pekkan. Ben bu süreci destekliyorum dedi. Birisi sorsa bu sürecin içeriği nedir? Akil adamların kendisi içeriği anlatmıyor. Merak eden varsa bugün Habertürk'te zannedersem muhafazakar yazanlardan Nihal Bengöksü hanımefendi çok güzel yazı yazmış. Bir şehit annesinin duyarlılığını gündeme getirmiş.
Ve orada mesela Nihal Hanım'ın ben yazılarını okudum bugüne kadar. Ya da Sayın Fuat Keyman'ın yazılarını okudum. Bunlar birer akil adam. Evet. Ama orada sorun şöyle çözülmüş. Şunu topluma anlatıyoruz yok. İşte barış olması gerekir. Böyle kalıpla laflar yapmışlar. Ve bunlar aslında tehlikeli laflar. Niye tehlikeli laflar? Çünkü PKK'nın illegal kimliğini uluslararası camiada legalize ediyoruz. Legalize ediyorlar. Şimdi ben bunu tabii şimdi ben bunu zaman söylüyorum. Biraz siyasi kültürü yeterli olmayan arkadaşlar yanlış algılıyorlar. PKK illegal bir partidir ve adı PKK ismi Kürtçe'de Kürt İşçi Partisi, Kürdistan İşçi Partisi'dir. Yani evet. O bir bölgeye ait kurulmuş bir işçi partisidir. Ve zaten ilk başlarken Marksist-Leninist çizgide silahlı mücadeleyle ben Güneydoğu'da devlet kuracağım demiştir. Bu konuda eğer merak eden varsa zaten şu anda içeride olma nedeni odur İlker Başbuğ'un. İlker Başbuğ'un Terörle Nasıl Baş Edilir kitabını baksınlar. Orada ilk PKK'nın 1976'da kurulduğu zaman kimlerle kurulmuş, 1978 yılında PKK'nın illegal bir parti örgütü haline gelmesi kararlaştırıldığı zaman, yani eski adı onların APO'culardır. Evet. Bu kararlaştırıldığı zaman Diyarbakır'ın Fis köyünde kimler katılmış toplantıya, ne karar almışlar olan orada hepsi var. Şimdi bu parti programı niteliği değişmeden PKK'nın uzun vadede değiştiğini söylemek mümkün değil. Ama şimdi kısa vadede PKK'nın da ateş kesmeye ihtiyacı var. Mücadele etmekten vazgeçmeye ihtiyacı var iki nedenle. Neden efendim? Birinci neden Suriye'de şu anda örgütlenmekte olan ve özel bir eyalet haline gelmesi söz konusu olan, federatif bir yapıya kavuşması söz konusu olan PYD kontrolündeki Kürt bölgesine yardım etmek. İkinci neden de şu anda Irak'ın kuzeyinde yani Barzani'nin bulunduğu bölgede petrolle ilgili ciddi bir çatışma var. Çatışmanın özelliği şu. Maliki yani Şii hükümetin başbakanı Güney Irak'ta petrolü işletmek isteyen özel şirketlerden yüksek vergi talep etti. Evet. Ve yüksek pay. O şirketler yerel bağlamdaki vergileri düşük tutan Barzani'nin bulunduğu bölgedeki yani Musul Kerkük'teki petrollerin üzerinde yoğunlaştılar. Şimdi o petrollerde mesela bizim Türkiye'nin başbakana yakınlığıyla bilinen bir ya da iki zannedersem şirketin böyle bir girişimi var. Belki de başlamışlardı. Tek bunu bilmiyorum ama ben şunu biliyorum. Amerika durun bir dakika dedi. Benim şirketlerimin dışında ya da uluslararası petrol şirketleri dışında siz dahil olmayın diye de böyle bir çıkışı var. Şimdi Barzani bu petrolü bunlara ucuz vergiden verdi ama esas petrolün parasını, büyük parasını alan Maliki hükümeti. Maliki hükümeti de aldığı o petrolden Barzani'ye pay veriyor. Peki bu petrol nereye taşınıyor? Bizim bildiğimiz Güneydoğu Anadolu'dan geçen petrol boru hattından taşınıyor. Peki bu petrol boru hattının sahibi kim? Maliki. Dolayısıyla oradan taşınan petrolün parası Maliki'ye gidiyor. Evet. Şey ise, Barzani ise devlet oluşturabilmek için paraya ihtiyacı var ki sanayileşecek, altyapısını kuracak, bir gün petrol olanakları daraldığı zaman artık orada işleyen bir çark kendine ilişkin üretimleri olması lazım. Bu nedenle tavır koydu ve kendi petrol boru hattını kurmak istedi. Bu son seyahatlerinde Kerry'nin yani Amerika Dışişleri Bakanlığı'nın Türkiye'nin biraz dikkatini çekti. Dikkat edin o Suriye'nin özür dileme diye İsrail'in özür dileme süreçlerinde bir şey söyledi. Dedi ki evet kuzey önemlidir ama güneyi de unutmayalım diye. Yani biz böyle bir çatışma yapmayın dedi ve bu konuda Maliki'nin de biraz kulağını çeker gibi uyarıda bulundu. Evet. Ama bu süreç içinde Barzani petrolü taşıdı. Neden taşıyor? Tankerlerle şu anda Türkiye'nin kanunlarına göre kurulmuş bir kısmı çeşitli şehirlerde, bir kısmı serbest bölgede Barzani'ye ait 220 tane şirket var. Türkiye'de. Türkiye'de. Ve zaten bu 220 şirket dışında El-Kaide'ye ait de 15-20 tane şirket var. Bu nedenle Türkiye şu anda OECD'nin
terörle mücadele komitesinin tespitlerine göre birinci derecede mevcut olan 26 ülke içinde birinci sırada terörü finanse eden ülkeler arasında gözüküyor. Ve bu nedenle tabii Türkiye'den tedbir alması isteniyor. Ve bu konuda tedbir alınmazsa bir gün eğer bankacılık sisteminden Türkiye'yi askıya aldık deseler ki o karar uygulandı. Kime uygulandı? Geçen yılın sonunda İran'a uygulandı. Kuzey Kore'ye uygulandı. Türkiye 3. sıradaydı. Şimdi onlara uygulandığı için 1. sıraya çıkmış oldu. Şimdi bu 1. sıraya çıkınca ne oldu? Türkiye'nin böylesi bir durumu var. Bu durumdan da kurtulması gerekiyor. Evet. Mesela bu konudan kurtulması için ticaret kanunu değişiklik yapılmıştı. Ve bütün anonim şirketler bağımsız denetimden geçecekti. Ama maalesef böyle bir sistemin bozulmasını isteyen, yani bir kere her şeyden evvel bu kısmı şöyle söylemek istiyorum. Tabii ki ben muhalefet partisinin genel başkanı olarak iktidarın başaramadığını görüp yerine geçmek isterim. Evet. Ama şu anda hepimiz aynı gemideyiz. Yani bu anlatacaklardan dolayı Türkiye'nin göreceği büyük zarardan herkes zarar görür, hepimiz görürüz. Çünkü şu andaki ekonomik koşullar 2001 yılındaki ekonomik koşullardan çok daha zor durumda. Yani Allah göstermesin bir kriz patladığı zaman sosyal müdahaleleri, sosyal patlamaları da beraberinde getirme olasılığı var. Şimdi bunun için ne vardı getirilmişti? Bir denetim düzeni getirilmişti. Ama o denetim düzeni önce kaldırıldı. Sonra baktılar ki olmaz, denetlememiz lazım. Şimdi bağımsız denetimden kaçırıp kim isterse denetlesin. İşte bakın bu şu anda ellerini ovuşturan, günü gelince Türkiye'de işte bugün Tayyip Erdoğan, ister yarın Mazlum Türker. Evet. Eğer bu tedbirleri almamışsa Türkiye'yi terörü finanse eden bir ülke olarak lanse etmeye ve tanıtmaya, sizin dediğiniz gibi o statüyü sağlamaya hazır bir kurgu var. Şimdi bu kurguda da dikkatli olmak gerekir. Tabii, ama bu arada Barzani bu kurguyu dikkate almadan Maliki ile çatışınca PKK yanında yer alacak. Bizim Türkiye'de ona Barzani'ye destek veriyor. O zaman Barzani'ye destek veren iki ülkenin birbirine çatışmaması gerekiyordu. Evet. Asıl buradaki sorun şu. Başbakan ne anlaştıklarını anlatmadığı için vatandaşın çoğunluğu buradaki konuşmalara, adı barış süreci olan sistemin işleyişine güvenmiyorlar. Onlara güvence verecek şu ana kadar da hükümet nezdinde bir adım atılmadı. Ve başbakan kendisine yakışmayan bir yapıyla, ama bunu tabii politik olarak baktığınız zaman insanları dikkatini başka yöne çekmek için, canım siz de zamanınızda görüşüyordunuz. Görüşmüyorduk arkadaş. Al göster bakalım. Efendim çok özür dilerim. Sizin söylediğinize göre, benim anladığıma göre, eğer sizin dediğiniz gibi ise barış süreci sistemi doğru bir sistem, öyle anlıyorum. Hayır, doğru öyle mu? Bir şey demedim. Ama siz diyorsunuz ki hayır, ne barıştığını bilmiyoruz. Bakın siz, sistemin içerisinde siz gazetecisiniz. Sayın Başbakan dese ki, hiçbir şey söylemiyor. Sayın Başbakan dese ki sizin dediğiniz gibi dese idi. Ne dediğim gibi ne? Ben siz bir şey demedim ki. Siz dediniz ya efendim işte Barzani, Talabani, hayır, Kerkük, hayır, bu Suriye. Ayrı. Ben onlardan dolayı PKK'nın şu anda Türkiye ile barışık gözükmesi, silahlı mücadele olmaması gerektiğinin gerekçesini anlatıyorum. Ama başbakanın bu arada PKK bu nedenlerle zaten çıkarken ve Amerika onları uyarırken karşılığında ne taahhütlerde bulunduğunu, ne ödün verdiğini bilmiyoruz. Evet. Şimdi eğer bakarsanız Abdullah Öcalan'ın yaptığı açıklamaya göre milli misak diye bir ilan yaptı. Bu bizim misaki millimiz değil. Aldanmasın kimse. Ne demek bu efendim? Şimdi ben biraz evvel ne dedim? Bu illegal bir partidir. Evet. O partinin programını izlediğiniz zaman Abdullah Öcalan diyor ki biz Güneydoğu Anadolu'da bağımsız bir devlet kuracağız. Ve bu kuracağımız bağımsız devleti de kurarken silahlı mücadeleyle diyor Türkiye'ye bağlı özellik, eyalet sistemi, yetkilendirilmiş belediyecilikler olmadığını da göstereceğiz. Şimdi o program değişmemiş daha. Yani evet. O PKK hareketine neden olan program değişmemiş. Arkadan milli misak diyor. Milli misak dediği nedir onun? O programı gerçekleştirirken tarif ediyor. Evet. Diyor ki Suriye'de kurulacak Kürt devleti, Irak ve Türkiye'den ayrılıp kurulacak bir Kürt devletiyle federal bir devlet kuruyoruz. Evet.
Onu da tarif ederken milliyetçilik tarifini değiştiriyor. Diyor ki milliyetçiliği diyor artık etnik değil, yani Kürt milliyetçiliği demeyelim, ne diyelim diyor. Fırat Dicle milliyetçiliği. Bu ne demektir? Fırat ve Dicle nehrinin doğup aktığı ülkelerde diyor federasyonu kuralım. Kimdir o ülkeler? Türkiye, Suriye, Irak. Evet. Niye bunu söylüyor? İran'a diyor ki tamam diyor 1940'lı yıllarda Muhammed Cumhuriyeti senin topraklarında kurulmuştu Kürt devleti ama biz bu hareketimizde senin oradaki Kürt arkadaşlarımızı almayacağız diyor. Evet. Şimdi dolayısıyla burada bir tanım yapıyor. Ondan sonra dönüyor diyor Türkiye'ye diyor ki bakın diyor sizle de konfederatif olabiliriz. Konfederasyon kurabiliriz. Onun da adı nedir? Amerika Birleşik Devletleri demektir. Türkiye Birleşik Devletleri demektir. Evet. Ama hangi Amerika Birleşik Devletleri gibi değil. Avrupa Birliği gibi. Yani o federasyon kendi evet. içinde dış ilişkinde özerk. Bir tek Türkiye ile Birleşik Devletler. Yani Türkiye istediği gibi girecek, çıkacak, mal alacak, mal satacak. Tıpkı şu anda Fransa ile Almanya arasındaki ilişki gibi. Evet. Ama kendisi için ise Amerika Birleşik Devletleri'ne benzer bir federasyon düşünüyor. Üç ülke bir araya gelecek ve zaten böylesi bir açıklamanın hatırlatmak isterim. Ardından ertesi gün Barzani'nin başbakanı olan diğer aile ferdi kalktı Türkiye'ye geldi. Başbakanla görüştü, endişelerini söyledi ve bu sistem gitti. Şimdi dönüyorum ben sizin sorunuza. Buyurun efendim. Ben sorayım size tersine. Bana anlatın ki ben ikna edeyim. Barış süreci neyi kapsıyor? Şimdi efendim... Hayır neyi kapsıyor ve ne davet edilmiş, ne verilmiş biliyor musunuz? İşte biz de onu bilmediğimiz zaten işte, kamuoyunu... Biz de bilmiyoruz. Kamuoyunu, peki akil adamların adına. Ağzından hiç duydunuz mu? Akil adamlar da sizin ifadenizde hiç Türkiye'de yok. Barış olsun diyor. O kadar. Projeleri yok. O kadar ama bakın hep barış lafı kullanıla. Hatta akil adamlar, bu işe CHP de bir bulaştı bir yerinden. Bakın 2004 yılında... İlk defa Abdullah Öcalan dedi ki akil adamlar kurulsun sorunumuzu çözmek için, Kürt sorununu. Bir yıl evvel Tayyip Erdoğan söyledi. 3-4 hafta sonra söyleminden sonra CHP bir tane önerge verdi bu konuda. Düzenleme yapılması evet. için. Ve akil adamlar meselesini de meclis el koyacaktı. Ama biz Demokratik Sol Parti olarak duruş sergiledik. Dedi ki yanlış yapıyorsunuz. Eğer meclis bu meseleye el koyarsa Abdullah Öcalan'ın terörist faaliyetleri ortadan kalkar. Onun yerine isyan etmiş bir yapıya bürünür. Evet. Ve isyanla dönüştüğü zaman Birleşmiş Milletler'in Cenevre Anlaşması'nın 3. maddesine göre artık onlar terörist olmaktan çıkar. Birer gerilla olurlar. Evet. Hak ve özgürlük mücadelesi yapma noktasına düşer. Hatta Abdullah Öcalan'ı da hemen tahliye etmenizi uluslararası camia ister dedik. Bunun üzerine başbakan herhalde kulak verdi ki dedi ki bu akil adamlar bana danışman gibi çalışacak. Ve aynen şu lafı söyledi grupta hiç unutmam. İzliyordum televizyonda dedi ki bunlar Türkiye'yi gezecekler. Vatandaşımızın algısını değiştirecekler. Yani vatandaşın gözünde... PKK'nın kötü olmadığını, terörist bir yapıda oluşmadığını, terör örgütü olmadığını anlatacaklar diye iddia etti. Evet. Şu anda da yapılan odur. Yani Türkiye'de mesela bugün ayın 8'i, 8 Mayıs'ta çekilmeye başlayacak denmişti. Evet. Şu saate ama kadar... çekilme yok, farklı bir öneri getirmişler efendim. Tamam yani şimdi bakın öneri değil, bu adım adım geliyor sizden. Şimdi ben Türkiye'ye üzülüyorum. Şimdi ben bir soru sorayım size. Yanlış anlamayın. Sorgulamak çok oturmadı. Programı tabii programı yapmak. Soruları yani. Ben soruyorum. Şu anda Türkiye'nin size göre en etkili adamı kim olması gerekir? Cumhurbaşkanının olması gerekir. Sonra başbakanın olması yani gerekir. Yani AKP iktidarının. Evet. Ya Cumhurbaşkanı ve Başbakan. Peki evet. Time dergisinin geçen hafta dünyanın sözü geçen 100 adamını tespit edip yayınlarken Türkiye adına kimler biliyor musunuz? Kimler? Fethullah Gülen hocayla Abdullah Öcalan. Birisi Fethullah Gülen, birisi Abdullah Öcalan. Ve bunlar için Türkiye'nin efendim, en etkili adamı... Siz de Sayın Türker, siz de basın mensubusunuz.
Her ne kadar ben basın mensubu olsam da siz de basın içinde. Ama bakın yani. Ama siz de yazabilirsiniz. Hayır. Yani başka... Hayır. 100 tane adam yazmışlar işte dünyadan. Yazabilirsiniz. Hayır, yazamazsınız. Orası tespit, orası Türkiye'nin şu anda sözü geçen adamları. Şimdi bakın, siz Türkiye'de yazamazsınız. Ama yabancılar tespit ediyorlar. Diyorlar ki her ne kadar kağıt üzerinde polisin de komutanı, dışişlerinin de, vergi idaresinin de, burayı denetleyen Rütük'ün de, her yerinde patronajı başbakandaysa da şu anda sözü geçen iki kişidir diyor. Ve iki kişidir derken ben Fethullah Gülen içinde yazdığını konuşmayacağım. Evet. Konumuz bu. Evet. Barış süreci dediğiniz için. Evet. Abdullah Öcalan içinde oradaki her seçilen 100 kişi için birer başka tanınmış kişi görüş yazıyor. İrlanda Cumhuriyeti'nin, İrlanda hareketi için olmuş İran'ın şimdiki partisinin mensubu olan kişi yazı yazıyor. Evet. Bir kere Abdullah Öcalan'ın isminin altında mahpushanede ama barış yapıcısı diye, peacemaker diye yazıyor, evet, İngilizce'de. Evet, evet. E şimdi ben sormak istiyorum yani. Hani PKK terör örgütüydü? Bakın PKK'yı yavaş yavaş terörden kaçırmak isteyen örgütler. Evet. Ve ne diyor o yazıdan dibinde? Diyor ki Abdullah Öcalan derhal bırakılmalıdır. Şu anda Türkiye'de bırakın bunu, CHP de büyük hata yapıyor. Avrupa Konseyi'nde oylama yapılırken PKK'nın mensuplarının terörist değil aktivist olması için oy veriyor. Yani şimdi biraz evvel soruyorsunuz. Evet. Sarıgül belki buna, evet, söyler. Nitekim onun bir arkadaşının 25 Eylül tarihli Sabah gazetesinde Mahmut Övür'ün köşesinde açıklaması var. Aynen bugün Abdullah Öcalan'ın 21 Mart'ta söylediği açıklama. Yani Türkiye Birleşik Devletler kurulsun. Ve gazetede yazar çizer dikkat edin Misak-ı Milli dediler. Evet. Hayır, Misak-ı Millimizi söylemiyor. Adam kendi milli misakını söylüyor. Misak Kur'an-ı Kerim'de 25 yerde, evet, geçer. Yeminli anlaşma demektir. Ahdedilmiş anlaşma demektir. Şimdi biz bunları şu anda konuşuyoruz ama Başbakan bize anlatmadı. Hakime anlattı. Bugün Birlik Partisi, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı'nı çağırmış, anlatmış. Çıkarken düne kadar Abdullah Öcalan'ı idam edelim diye yaptığı anlaşmayı da Kasım ayında Tayyip Erdoğan kullanırken bugün farklı bir yaklaşımla bir etkileşim sağlamaya çalışıyorlar. Ama bizi inandıramıyorlar. Niye inandıramıyorlar? Çünkü başbakan, bakanlar bir şey konuşmuyorlar. Biz taksit taksit PKK'nın örgüt liderlerinden ya da BDP'nin milletvekillerinin açıklamalarından öğreniyoruz. Alıyorsunuz. Efendim burada noktalamadan... Yani bizim belli olmayan bir konuda belli bir duruş sergilememiz beklenemez. Ama bizim genelde iki duruşumuz var. Bir, bu ülkeyi kimseye böldürmeyiz. Evet, ülke hizmeti bölünemez. Zaten onu söylüyorsunuz. İki, başbakana Türk milliyetini ayaklar altına aldırtmayız. Evet. Ona meydan okuruz. Evet. Ve bakın söylüyorum ben, başbakanın böyle bir şeyi yapmak haddi değil ama yapmak isterse de cesedimi çiğner, öyle yapar. Buradan da sesleniyorum. Türk milliyetine sahip olan herkes gelir benimle beraber, cesetlerimiz bir kalkan olur ama Türk milliyetçiliğini ne başbakanın bu fikirlerine alet ederiz ne de Türkiye'nin sisteminde Türklük kavramını ortadan kaldırırız. Bakın düne kadar Cumhurbaşkanı bile kararsızdı. Bugün bir açıklaması var. Açık seçik Türk milliyetçiliğini söylüyor. Unutulmasın, Türk milliyetçiliği vatan belirleyen milliyetçilik anlayışıdır. Irka dayalı değil. Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran Türkiye halkına Türk milleti deniyor. Yani buradaki, evet, milliyetçilik akımı şimdi birçoğu ulusalcılığa vuruyor. Ulusalcılık da milliyetçilik demektir. O nedenle dönüyorum ben tekrar şunu söylüyorum. Başbakanın şu anda ne açık anlaştığını bir ama anlaşmış. Nereden anlıyoruz? Diyor ki başbakanın görüşleriyle Abdullah Öcalan'ın görüşleri %95 örtüşüyor. Kim diyor? Başbakanın yardımcısı, danışmanı, aynı zamanda Ankara milletvekili olan Yalçın Akdoğan yazdığı Star'daki, evet, 24 Mart tarihli Star'ı alıp baksınlar sütuna. Diyor ki birbiriyle benzeşiyor %95 ve bunların ikisi din milliyetçiliğini öne sürüyorlar. Şimdi Türkiye'de
vatan milliyetçini bırakıp ne kimseye din esaslı ne de kimseye ırk esaslı milliyetçiliği dayatılamaz. Bu ülkenin milliyetçiliği olarak kimseye dayattırmayız. Efendim şöyle bir soru yöneltmek istiyorum yine müsaade ederseniz. Sizin iktidarınız döneminde Sayın rahmetli Ecevit'in başbakan olduğu dönemde hiçbir sebep yok iken anayasa kitapları Bakanlar Kurulu'nda havada uçuştu. Siz de orada Bakanlar Kurulu'ndaydınız. Hayır, ben o zaman yoktum. Bakanlar Kurulu'nda uçuşmadı bu. Milli Güvenlik Kurulu'nda. Milli Güvenlik Kurulu'nda uçuştu. Efendim sizce ne oldu da yani bundan şimdi sonra ipler koptu? Yok yok. Bunlar kopmadı. Şimdi bu Türkiye'de bugün sabahleyin CNN Türk'te Parametre programında Hürriyet'in Ankara temsilcisi çok güzel bir laf söyledi. Hani bu borsada satın aldılar, satın almadılar filan hikayesi. Konuyu nereden getirdi? Galatasaray şampiyonluğu belli olmuş. Pik yapması gerekirken hisse senetleri düşüyor. Gerekçe ne diyorlar? Efendim diyorlar. İşte Galatasaray'ın bu hisse senetlerini pik yapacağı biliniyordu. Millet satın almıştı. Geliri şimdi realize edip satıyor. Halbuki düşme nedeninin bu işte parmağı olan Fenerbahçeliler olduğunu herkes biliyor. Borsadaki Fenerbahçeliler olduğunu herkes biliyor. Ama bunu bu şekilde anlatıyorlar. Şimdi o gün de aynı şey. O gün kriz başlamış. Bankacılık mevzuatı yeniden karılmış, süre tanınmamış. Ve 1999 yılına kadar yani biz iktidar olduğumuz evet. zaman benim de parlamentoya girdiğim saate kadar Türkiye Cumhuriyeti'nin bir bankacılık kanunu yoktu. Evet. Niye? Çünkü bankacılık kanunu çıkarılmış, o zaman anayasaya gidilmiş, kanun hükmünde kararname olan bankacılık kanunu iptal edilince siz mesela o arada banka sahibiyseniz isterseniz bankanın içine alıp götürün, sizin suçunuz normal bir şirketteki suç kadardı. Evet. Biz o kanunu değiştirdik. O kanuna uyum anında bir sıkışmalar oldu. Tabii biz gelene kadar iktidara eski hükümetler zamanında devlet bankalarının içi boşaltılmış. Evet. Bankalar Merkez Bankası'nda aldıkları parayı devlete satıp daha fazla para kazanmaya başlamış. Yani %20'ye alıyor borçlar Merkez Bankası'ndan. Yüzde o zaman 40, 50, 60 parayla reel faiz cinsinden tahvile yatırıyor. Devlete evet. borç para veriyordu. Onların hepsi ters dönünce insanlar pozisyonunu alamadı ve bankacılık sistemi battı. İşte bankacılık sistemi ilk batış noktası o gün sabahleyin Halk Bankası borcunu çevirmek için akşama kadar para istiyor Merkez evet. Bankası'ndan. Bugün şu saatte ne demek istediğimi anladın, anlayın diye söylüyorum. İsrail'in Merkez Bankası Başkanı olan Fischer o tarihte IMF'in ikinci başkanı ve kredi operasyonlarından sorumlu ikinci başkanı. Evet. Bir numaralı ikinci başkan. Türkiye'de ve soruyorlar o hayır diyor sakın diyor para yardımı yapılmasın. Bu arada döviz fiyatı düşük devalüe edilmesi gerekir ona da dokunmayın diyor. İşte sabahleyin o gerginlik içinde bu ekonomideki sarsıntı başlamış ama Enerji Bakanlığı dolayısıyla orada Cumhurbaşkanı'na şu bir şey sorup anayasa kitabını masanın üzerine kaydırıp alın siz de bakın dediği anda fırlatma filan diyorlar. Evet. Fırlatma yok. Öyle ama, algılıyoruz biz. Hayır öyle. Ama algılatmak isteniyor. İşte efendim buyurun. Siz algılatmak isteniyor. Doğrusunu bilen sizsiniz. Doğrusunu söylüyorum. Tamam. Yani kriz başlamıştı. Bu krizin çözülmesi gerekiyordu. Bu konuda da önlemler vardı. Nitekim kriz çözmek için kimi çağırdılar? Kemal Derviş'i. Evet. Kemal Derviş zamanında dediler ki şu kadar paraya ihtiyaç var. Ama bugün özellikle bu televizyonda bizi izleyen herkesin ve sizin de arşivinize girmesi için önemli bir açıklama yapacağım. Buyurun efendim. Türkiye Cumhuriyeti o saate kadar IMF'ten 4 milyar dolar para almıştır. 2002'de benim teslim ettiğim güne kadar. Ama kullanma hakkı olan kredi miktarı 28 milyar dolardı. Evet. Bu dolar SDR cinsindendir. Sizin paraya ihtiyacınız olduğu zaman o ihtiyacınız olan cinsten para çekiyorsunuz. Evet. Şimdi bu 28 milyar doları geri kalan 24 milyar dolarını
gelir gelmez AKP iktidarı kullandı. Biz kullanmadık. Biz o parayı çekim hakkı olarak muhafaza ettik. İhtiyaç olmadığı için mi tabii, kullanmadınız? Şimdi, hayır ihtiyaç yoktu zaten Türkiye'nin. Cari açığını kontrol altına almıştı. Efendim o zaman basından biz yanlış mı anlıyoruz? Yanlış algılatılıyor. Yani basın yanlış mı ifade ediyor? Yok işte? Niye? Yanlış ifade etmiyor. Bakın ben teslim ettiğim gün Güngör Uras tam sayfa yazdı. Hayır efendim ben Kemal Derviş gelene Kemal kadar Derviş, ama o tarihte ben söylüyorum size krize girmişti Türkiye. Yani bankacılık sistemi sizin kurulunca. Sizin iktidarınız döneminde girdi ama efendim. Ama niye girdi? Bankacılık kanunu çıkarttık bankalara çekil düzen verirse bankacıların, bankaların sahipleri parayı almışlar götürmüşler. Evet. Hangi tarihte almışlar ve devlet bankalarını yüklemişler sayayım size. Bir tek iş adamların adını söylemeyeceğim. Televizyon başı gerek başı, yok, gerek televizyonun yok. Başı derde evet, girmesin isim diye. İsim vermeyelim. İlk Halk Bankası'nın hortumlanma tarihi 49. hükümet. 49. hükümetin kim olduğuna baksın herkes. Evet. İsim de söylemiyorum. İkinci büyük hortumlamalar 52. hükümette başlıyor. En önemli hortumlamalar 54. hükümet. 54. hükümette başbakan kim? İktidar kim? Refah Yol. Evet. Peki o tarihte neler yapılıyor? Ben söyleyeyim size. Sümer Bank'ı satarken Garipoğlu'na, Hayyam evet, Garipoğlu'na, Garipoğlu'na borcunu görev zararı diye almışlar. Halk Bankası'na yükletmişler. Ama mevduatıyla, müşterisiyle beraber satmışlar. Eti Bank'ı satarken Dijbilgin'e borcunu aynı şekilde yüklemişler Halk Bankası'na. Ama nemasını al git demişler. 1992 yılında yine 49. hükümet döneminde Türkiye Öğretmenler Bankası var hatırlıyor musunuz? Evet. Türkiye Öğretmenler Bankası tasfiye edilirken bütün borçlarını görev zararı diye Halk Bankası'na 49. Evet, hükümet işte. Yüklüyor. Demek ki Türkiye'de bankacılık sistemini ne 55. hükümet yani Sayın Mesut Yılmaz'ın başbakan olduğu dönem ve DSP'nin de başbakan yardımcılığı üstlendiği dönem ne 56. hükümet ne 57. hükümet zamanında yapılmamış. Ama bunu ikide bir başbakan bugünlerde gündeme getiriyor. Size teşekkür ediyorum bana bunu açtığı fırsatı verdiniz. Ben de diyorum ki bakmak mı istiyorsun? Tamam diyorum. Allah sana doğruyu söyletmiş. Bu önemlidir. Bir insanın ömrünün son yıllarında doğruyu söylerse belki yaptığı bütün kütahlarım tamamından bilemem ama bir kısmından alınabilir. Ecevit'in yurtseverliğini, dürüstlüğünü ortaya çıkartma imkanı verdim. Şimdi ben buradan söylüyorum. Bir iki hafta daha bekleyeceğiz. Eğer böyle bir soruşturma açılmazsa Demokratik Sol Parti olarak gidip 20 milletvekilinden imza isteyeceğiz. Bu konuda biz şu anda bir soruşturma açılması için yani bir meclis araştırması yapılabilmesi için gerekli bilgileri topladık. Tabii. Evet. Yapsınlar, buyursunlar. Ben de o dönemin en son ekonomi bakanıyım. Ben de orada hazır bulunacağım. Böyle evet. Bir şey yok. Evet. Göstereceğiz. Paralar kimin zamanında iç edildi, kim eci etti? İç edenlerin helikopterine 3 Kasım 2002 seçimlerinden önce kim hangi bindi? Devlet tamam. Hangi partinin genel mesela başkanı bindi onu beraber evet. Göreceğiz. Efendim yine sizin bir ifadenizle katıldığınız bir televizyon programında Sayın Ecevit'in zehirlendiğini, bununla ilgili savcıların göreve davet ettiğiniz savcıları Türkiye Cumhuriyeti şimdi zehirlenme savcıları. Değil de şöyle söyleyeyim. Ne söylemek istediniz burada? Ecevit'e 2001 yılında rahatsızlanınca tedavi uyguladılar. Uyguladıkları tedavide ya kemikleri kırılabilir diye evet. ihtimal var. Kortizon tedavisi. Evet. Ve Ecevit bu arada kendine geldi. Herkes sorarken Rahşan'ın yemekleri falan diyordu. Sonra Ecevit'e bir gün Türkiye Odalar Birliği'nin kokteyline gittiği gece ertesi gün toplantıları var. Orada ona bir pasta ikram edildi. Ben o pastayı söylüyorum. O pastanın ardından ertesi gün sırt ağrısı başladı. Ben diyorum ki o pasta büyük ihtimalle gaz yapmıştır. Gaz yapan evet. bir gazdı. Yani bilinçli verilmiş bir pastadır. Evet. İçine neler konmuşsa gıda olarak. Ve sırt ağrısı yapınca kortizon verildiği için ilgili doktorlar ve hastane korktular kemikler kırılır diye boğazdan ve makattan film çektiler. Evet. Ona dayanmak için siz 35 yaşındaysanız en az sizin
3-4 gün yok olmanız lazım. Evet. Gidip uyumanız gerekir. Ama bu böyle olmadı. Yani yapılan işten de Ecevit'i yoracak, edecek bir zemin hazırlanmış oldu. Ve başlandı balonlar uçurulmaya. Demokratik Sol Parti bölündü. Sonuçta kim kriz belizdi. Kim yapmış olabilir efendim bunu? Vallahi o tarihlerde CIA ikinci başkanı Türkiye'deydi uzun bir süre. Kemal Derviş daha gelmeden evvel ve geldikten sonra. O yapılan sitelerdeki ayaklanmalar, elebaşları Sinan Aygün tankın üzerine çıkıp konuşurken, yani yapmamaları gereken bir şey. Onlara imkan sağlanmaya, evet, başlanmış ama yok, elden gitti diye bir kargaşa ve Türkiye'yi bu şekilde krize götürdüler. Ben mesela devlet bakanı olurken böyle olaylara açık vermemek için sürekli halka aydınlatan, açıklama sağlayan bir duruş, bir tutum sergiledik. Şimdi esası buydu. O zaman bu duruş, bu tutum sergilenmediği için ve satarken Sümer Bank'ta ve Eti Bank'ta içini boşaltıp yani devrederken, evet, kötülükleri de üstünüze alınca maalesef bu kriz patladı. Efendim zamanımız daralıyor. Sürekli soru sormak zorunda tabii, kalıyorum buyurun. Size. Kusura bakmayın. Sayın, yine sizin iktidarınız döneminde, Sayın Ecevit'in başbakanlığı döneminde Abdullah Öcalan'ı siz Türkiye'ye getirdiniz. Niye gereği yapılmadı? Ne yapılması gerekiyordu? Ya, idam edilmesi gerekiyor. Biz Demokratik Sol Partililer, hatta Raşan Hanım, dün ölüm yıl dönümüydü. Evet. Hiç Raşan Hanım'la ilgisi yok. Dün ölüm yıl dönümüydü. İdam edildikleri yıl dönümüydü. Bu ülkenin ayıbıdır. İdam. Demokrasideki, evet, lekesidir. Deniz Gezmiş'in, Hüseyin Aslan'ın, Yusuf İnan'ın, Hüseyin İnan'la Yusuf Aslan'ın, evet, idam edilmesi. O gün Bülent Ecevit hayır demiştir. Ve o günden sonra demokratik sol felsefede idam yoktur. Bizim parti programımızda kurarken de partimizi, partimizde idam yoktur, kaldırılacak diye hüküm, evet, var. Bir kere biz genel zaten anlayışımız biz, buydu diyorsunuz. Bizim anlayışımız terörist olmuş, evet, vatansever olmuş, normal suçlu olmuş, idam olmaması gerekir. Anlaşıldı. Biz zaten %28 oy alacaktık. Halka idam ederimiz demediğimiz için. MHP ise her yerde böyle kuklalar gezdirip idam edeceğini söylediği için bizim %5 oyumuz düştü %23'e. O %5 oy MHP'ye gitmiş oldu. Evet. Hem yine sorularımız arasında bize bir hemen soru gelmiş. Demokratik Sol Parti basın tarafından engelleniyor diyorlar. Neden engelleniyor? Yani sizce? Toplumumuz özgür mü? Değil. Evet. Bireyler özgür mü? Değil. Toplum ve bireyi özgür olmayan bir ülkede basın özgür olamaz. Evet. Şu anda ben bile size program yaparken kendi kendime ambargo koyuyorum. Niye biliyor musunuz? Yani bazı lafları dikkatle seçiyorum ki televizyonun ceza yemesin. Evet. Yani bu işte özgürlüğü sınırlayan, eleştiri hakkını ortadan kaldıran önemli gelişmelerden bir tanesidir. Şimdi böyle olunca yani Türkiye'de basının özgür olmadığı, her şeyin açık tartışılmadığı, rahat olmadığı bir ortamda yalnız beyin yıkama yoluyla, bir Goebbelsçi politika yoluyla yapılan şeylerin Türkiye'nin tersine aleyhinde olduğunu düşündüğümüz için biz duruşumuzu böyle gösteriyoruz. Evet, efendim bundan sonraki süreçte Demokratik Sol Parti'nin nasıl bir çalışması olacak? Şimdi örnek veriyorum, 2014'te yerel seçimler var, 2014'te tabii, yine Cumhurbaşkanlığı seçimi var. Belki yerel ve genel seçim bile birleşebilir. Belki birleşecek, yine gündemde Sayın Başbakan'ın 4 yılda hata yaptık bu milletvekilliği seçimlerinin 5 yılda bir olması gerekirdi ya, bunlarla ilgili bir kamuoyunda gezen söylentiler var. Belki 5 yılla tekrar çıkabilir. Bu sefer 2016'ya seçimler sarkabilir, genel seçimler. Ne söylemek istersiniz? Şimdi bir kere ben şunu söylemek istiyorum. Biz Demokratik Sol Parti olarak şu anda kongrelerimizi tamamladık. Önümüzdeki ay içinde herhalde kurultayımızı yapacağız. Kurultayımızı yaptıktan sonra döneceğiz. Artık vatandaşa yönelik, dışa yönelik politikamızı yapıp yerel yönetimlere hazırlıklarımızı sürdüreceğiz. Evet. Bu televizyonunuzun başınızda söylüyorum. Belediye başkanlığı hayal eder. Belediye meclis üyesi hayal eder. Belediye de eğer il genel meclis varsa o il genel meclislerinde olmayı hayal eden vatandaşlarımız varsa DSP'ye gelin, davet ediyoruz sizi. Gelin elimizi birlikte taşın altına koyalım. Birlikte çalışalım ve sizin de seçilmenize katkı verelim. Evet. Çünkü bir siyasi parti seçime girmek için kurulur ve hedefi kazanmaktır.
biz Demokratik Sol Parti olarak 2007 yılında genel seçimlere girmeme noktasına getirildiğimiz için koşullar, sonuç ne olursa olsun ben o zaman karşı çıkmıştım bu işe. Bu hatadan dolayı biz o seçimde eksi sıfır aldık. Evet. Geri seçimde ancak bunu yüzde itibariyle binde 24'e 25'e çıkarabildik. Şimdi artık genişleme zamanıdır ve bu genişlemenin olacağına inanıyorum ben. Aslında konuşulacak o kadar şey var ki zamanımız, tekrar ifade ediyorum, daralıyor. Bundan sonraki süreçte Türkiye'yi bekleyen ne gibi sıkıntılar var? Bir, ekonomik sıkıntı var. Şimdi deniyor ki Türkiye'de her eve en az 12 bin dolar giriyor. 12 bin dolar giriyor demek bir evin eve 48 bin dolar giriyor demektir. 4 kişilik aile. Evet. 48 bin dolar Türk lirasına çevirirseniz 100 küsür milyar para demektir. Bir kere önce soralım, herkeste var mı bu para? Yok. Belli kesimde var. Ama bakın bu belli kesimleri de son açıklanan 100 kişilik vergi rekortmenleri listesinde göremiyoruz. Burada kim sıkıntıda? Şu anda çekim yapan bizim kameramanlar sıkıntıda, reji odası sıkıntıda. Bunların aldıkları para artan hayat pahalılığı dolayısıyla kendilerini geçindirebilecek yetenekte olmadığı için ortaya farklı kavramlar, farklı yaklaşımlar ortaya çıkabiliyor. Bu da gösteriyor ki Türkiye'nin şu anda çok ciddi bir ekonomik darboğazı var, çok ciddi bir dış politika boşluğu var ve en önemlisi Türkiye'nin şu anda insanların depolitize edildiği bir zaman sürecini evet. yapıyoruz. Ya korkutarak ya başka bir şey göstererek. Biz de diyoruz ki böylesi bir zaman dilimimizde çoluğumuzla çocuğumuzla biz hazırlıklarımızı sürdürüp bu seçime girip parlamentoda yer almaya çalışacağız. Ama daha evvel de belediye seçimlerinin önemli bir bölümünü de almak üzere her türlü gayreti göstereceğiz. Şu anda ne kadar belediye var DSP'de? Bizim 60 belediye seçildiğimizden. Bu belediyelerin önemli bir kısmı Kılıçdaroğlu geldi. Alevi kökenli olduğu için baskıyla istifa ettirildi. Bir kısım belediye zaten geçiciydi. Bunları çıkarttığımız zaman bizim şu anda 8-10 tane belediyemiz var. Bunların önemli bir kısmı da zaten o zaman da öyleydi. Bir ilçe belediyesi değil. Bunlar daha çok belde belediyesi şeklinde oldukları için zaten kapanıyorlar. Yani mahalle olarak bağlanacaklar. Ama o giden eski arkadaşlardan ciddi bir yönelme var. Onlar daha büyük düşünüp bulundukları ilin belediye başkanı, bulundukları başka bir yer belediye başkanlığına aday olmak istiyorlar. Biz bu konuda partinin fonksiyonunu ulusal çizgiden ayrılmadan ama uzun sürede tanıdığım arkadaşlarımızın da bulundukları durumlardan kurtulması umuduyla yürülecek yol bizi başarıya götürür diye düşünüyorum. Peki efendim, son olarak ne söylemek istersiniz? Toplumu özgürleştirelim. Özgür olmayan bir toplumda yaşıyoruz ve özgür olmayan bir toplum aslında basının da özgürlüğünü sınırlar, herkesin özgürlüğünü sınırlar ve burada yaptığımız konuşmaların yayılma şansını azaltır. Onun için diyorum ki herkes parlamentoda olsun olmasın, örgütü olsun olmasın, tek şahıs bile olsa bizim web sayfamıza girin. Web sayfamızdaki haberlerimizi alın, bunları yaymaya çalışın. Biz çalışıyoruz ama bu konu 1, 2, 10, 100 kişiyle değil, el birliğiyle partilaşma süreci içinde parti üyesiyim diyen herkesin yapması gereken şeydir. Ve o arkadaşları bize yardım etmeye davet ediyorum. Hemen çok teşekkür ederiz. Yüreğinize sağlık, ağzınıza sağlık. Sevgili izleyicilerimiz, geldik bir programımızın daha